Süzen'le. Bakalım bir gün ne hazırlar bizim için. Günaydınlar Süzen. Günaydın Sümeyye. Günaydınlar Süzen. Günaydın İbni Hayat. Bir gün ne hazırlayıp sen bizim için? Bir gün incir reçeliyle güzel bir kurabiye yapacağız. İnşallah gölünüze görürler. Güzel. İncir reçeliyle bir kurabiye. Tabii. Kurabiyeler farklı her zaman. Bir gün incir reçeliyle. İnşallah birazdan İbni'yle birlikte yaparsınız özünü. Şimdi devam edelim sizlerden. Geçen spor bölümüne Kaptan Cengiz bizim için bu bölümde hazır eden ayak kaslarını nece güçlendiririk. Onu izleyelim, ardından devam edelim sizlerden. Şimdi geçen Süzen'le ve Nivin'le birlikte mutfağa kurabiyamızı reçelle birlikte yapacaklar. Bakalım nece bir şekilde de onu izleyelim. Mutfağımızdan devam ediyoruz değerli izleyicilerimiz. Tekrardan döndük Süzen'e. Süzen, günaydınlar. Günaydınlar Hayat. Sağ olasın. Süzen, kurabiye yaparak bir sefer ama incir murabbasıydan. Yani biraz farklıydı çünkü biz her türlü kurabiyeleri burada yapmışız. Acaba yani malzemelere geçmeden önce kurabiyenin yani neyle yapabilirsin başka yapmışsın burada? Meyve soslar var. Aynen yapabilirler. Çikolatadan yapabilirler. Nutella. Aynı onidan da yapılır. Biz incir murabbasından çokluk bu şekilde yapılır. Yani isteyen de ekşebilirsin. Dediğim gibi Nutella'dan başka meyve sosları var. Koyulduğu için aynen. Peki. Bu da olur. Peki tamam o zaman. Malzemeler azdı bugün. Ben. Ama hemen detaylı bir şekilde geçelim. Şekerimiz var. Takriben yarım su bardağı. Pudra şekeri. Gerekim pudra şekeri olsun. Çünkü hatta imşak olsun. Tabii. Öyle şey olmaz. Böyle parçalanmasın. Yanında da bir adet yumurtamız var, incir murabbamız var. 200 gram da yani bir kalıp kerenı hemen kestik bu şekilde. O da sağlığında gerek imşak olsun. Yanında da aynen vanillamız var. Tabii. Sıvı yağ da aynen biraz kullandık içinde. Ne kadar alır bizden. Yanında da aynı unumuz var. Takriben 3 su bardağı unu koyarız içine. Güzel bir imşak bir hamur olur. Güzel. Yaparızın. O zaman hemen direkt başlayalım. Gördüğünüz gibi yani kurabiyanın çeşitli tatları var. Sadece o şekilde yapabilirsiniz özün. İlk yaptığımız şey o da hemen başlarız yumurtanı bırakmaya. Yumurtanın sadece bayazı. Yok sarısında. Biz. Sarısında. Şeyden ikilerim. Bu şekilde. Şeker ondan sonra hemen. Pudra şekerini bırakırız. Gel Süzen ben karıştırayım sağ için özün. Tamam. Çok fazla karışmasınız çünkü. Hemen pudra şekerin karıştırıyor burada yumurtaydan. Hemen vanillanı da kurtarık içine. Vanillanın tadını nece seçeceksin? Etiyeti normal vanilladı. Fazla bir şey yoktu. Bildiğim de sen indi başlıyorsan şey etmeden. Hemen yoğurmak ister. Hemen yoğurursa elde değil mi? Çünkü fazla tutmak istemez. Ben. Peki. Bunu kaldıralım. Tamam. Bu şekilde gerek yumuşak bir içeri olsun. Ne eridi arıgazı ne de kıyım olsun. Yani buzdolabından bir yarım saat önce çıkarttılar özün. Yani ondan önce. Yani biz bu hamuru bitirdikten sonra hemen buzdolabına bırakırız özün. Yok. Kerenı önceden çıkardık. Anladım. Kerenı buzdolabı yarım saat öncesi çıkardık özün. Dedik böyle imşak olmuş. Yoğunma için peki. Ya bu kerenin nece seçeceksin? Sen mesela indi burada hem kere seçtin. Hem de sıvı yağ. Çünkü başka bir şey koyulmaz içine. Bu şekilde. Demek ki bir biraz yağlı bir yemek oldu. Ben özü kurabiyeler sütten yapılmaz. Yani sulu bir şey koyulmaz içine. Biz yağdan yapılır. Şekilde indi yağlı oldu. Diyet edenler dikkat etmeleri lazımdı. Çünkü çok yağ var içinde. Yardım edek sana onun için tamam, hemen. Sağ ol. Dikkat ettiyse hiçbir şekilde kabartma tuzu kullanmıyoruz. Aynen. Yani şişmek istemez. Hemen direkt yerine. Sadece yapasın özünü. Hemen başlar yoğurmaya. Daha fazla ister. İster. Biz önceden bunu eridim. İyi erisin. Kerem. En önemli şey bazen farklı yemeklerde olsa, bilmiyorum tatlılarda olsa gerek herkes öz miktarını bilsin ne şekilde bu hamuru yaparım. Mesela biz burada çok şeyler öğrendik Süzen'le. Özellikle hamur yapmakta.
Bazen hamri yapar, hem lahmacun yapabilir içinde, hem pizza yapabilir içinde. Yok farklı şey, pide yapabilir içinde. Bazen de bir hamirleri yapar, bir kaç tatlını yapabilsen. Yani kurabiye özellikle takriben birbirine benzer malzemeleri. Tabii. Sadece içindeki tat değişli. Mesela burada çikolatalı kurabiye yapmışız. Sada kurabiye yapmışız. Başka? Çok kurabiye neyden yapmışız? Şekerden yapmışız. Yer köküden yapmışız. Hindistan cevizden yapmışız. Kozdan yapmışız. Çoğunu yapmışız burada. Bir günde incire denk geldi. Ama murabbası böyle değil mi? İncir murabbasıydan. İncir biraz inme mevsimi de herkes murabba yapır. Yani tabii. Bu şekilde şekerlemeler çok tatlı olur. Yani incir de güzeldi. Ben dünyada en sevdiğim meyve incirdi. Ya. Daha da çok güzeldi. Çok güzeldi. Aynen. İndi de mevsimi de güzel incirler var. İnsanlar indire çalın yapırlar. Yani fırsatlı bu tabii. Şekilde tatlılar yapmaya. Bir tek daha istesem. Suzan ne şey hissettin biraz yani şeker az oldu, şey çok oldu. İncir koyduk içine, incir daha fazla tatlı oldu. Tabii. Şirin olduğu için. Yani incir. Aslında ben merak ediyorum acaba bu inciri bıraksan içine. Bende fırında aynı özüyle beraber. Kurabiye ondan sonra sıcak kırmağıdan özne hemen direkt çıkarı. Bende incir içindeki incir hemen direkt erir ve çok mükemmel bir tat verecektir. Debiller biraz hel koysa içine. Ben vanilya koydum. Özü reçelde biraz şey olduğuna hel. Hel de bırakabilirsiniz bu arada. Bir tek daha zahmet. Onu hepsi boşasak. Ah gerek yavaş yavaş yedim. Hatta önümüzden kaçmasın. Yani bu hamrın bir tane sorsa senden dese sana Suzan bu hamrın sırrı neydi? Mesela yapmağın. Yoğurmaktadı. Şeker, şekerin miktarını seçmekti ya da onun. Bir yoğurmaktadı, bir de şeker geri dartılır. Gerekim. Şeker dartılsın, hatta bu şekilde bu kıvamı alalım. Tabii. Yani gerekim pudra şekeri olsun. Bunu hiç unutmayın. Pudra şekeri olmasa hepsi bildiğimce ağızda kalır böyle. Bir de birbirini tutmur. Elde açılmaz iyi böyle ezler. Tabii. Bir de gerekim yavaş o şeklesine. Yani hemen bırakmazlar onu. Hatta bilseler ne kadar istiyorlarını. Bir de şekerime çok hassas. Süt koyulmur içine, su koyulmur içine. Yani biz yalda... Yani bellidir, farklı bir hamirdir. Çünkü her zaman biz hamirlerimiz ya su bırakarak, ya süt bırakarak, ya da kabartma tuzu ya da bilmem. Başka şeyler de bırakarak ama bu sadece yumurta ve pudra şekeri ve onun yanında vanilya, bir de un. Başka bir şeyimiz yoktu. Önce? Çoktu birazdan. Bes. Miktarı bu kadardı. Çok kolay bir hamirdi. Yapabilirsiniz özne. Peki ya bu biz bu kurabiyeleri yaptık. Bunlar pişirdikten sonra mesela külçeteki yani kalabilir evde mesela misafir gelende bu bırakalım. Edebileler belki pişirsinler özünü. Buzdolabında koysalar özünü. Beklentiler. Aynı onlar. Ya da bundan başka şekilde yapsalar özünü. Yani şimdi bu biz kek şeklinde yapar o özün. İçine dondurur. Edebilirler. Yani biz etrafına sürsüle bu şekilde iki kurabiyen birbirine yapmıştık. Peki ya şimdi biz mesela şey kullandık. İncir murabbası. Ben. Mesela bizim indi hamurumuz hazırdı. Ben mesela başka bir murabba getirdim. Olabilir. Aynı kullanabilir o özün. Ha tiyat edin. Şerdagi yani. Yok yok şerdagi. Mesela indi incir mu vakti olduğuna. İndi hemen ne yapalım? İndi açar o özün. Yardım edeyim sana. Ağırlıkları getirin. Suzan'la başlayalım. Kurabiye yapmaya. Özü hamuru hazır olduktan sonra buradan önceden silmiştim. Baktım. Açmamız gerekir çünkü ben böyle düşünmemiştim. Düşünmüştüm böyle top top ele alınır. Yok yok atar olsun, kalipten keser olsun. Güzel. Çok imşah bir hamirde. Gitmen yardım edeyim sana bir yana. Tamam. Ama Suzan yaptığını bilmem ben. Biz böyle hamiri tutun babam ne yapar onu yaparım. Böyle iyi yoğurmuyorsun hatta üstü aromasın.
biz burada hemen. Tabi burada bu arada hamuru çok güzel olubdu. Yani mükemmel bir hamur olubdu. Herkes bu kıvama ulaşabilmez. Bazen yaptığımız bütün yemeği ya da tatlı bilmem ne emeği hepsi bir hamura kalın. O yüzden hamurumuz güzel olduktan sonra emin olun ki yemeğimiz de güzel oldu. Yani öz sırrı hamurdadır. Tabi. Bizim bundan küçük olsun. Varımızdı böyle. O ne oldu onun özü? Bu parmaz. O geçti o özünden. Yok evladı yıkadım. Özüm oraya yatırmadım. Bu şekilde iyi açar olsun. Çok da yufka olmasın. Çok açma arı yani özüne. Ha. Çünkü tez kırılın. Tez böyle üzün böyle düzler olsun. Hemen direkt açarız. Biraz açmağı da zordu. Çünkü parçalanır aslında. Aynen parçalanır. Şimdi hemen zorluk çekerim. Yavaş yavaş acele etme. Suzan şimdi ne yaparız? Şimdi hemen gelin bu şekilde keserim olsun. Keserik, kestikten sonra kalıba bırakarak tek tek kalıplara koyarız. Özü kolaydı, biz biraz hassas işti. Hamuru çok zordu. Yavaş yavaş dikkatten yapsınlar özü, atiyade de olur. Yani bu diet edenler edebilmezler bu kurabiyeni yesinler. Yani yağladı biraz. Özü her kurabiye yağlı olur çıksa da yağdan yapılın. Ama ben çöreden yaptım yani çöre. O kadar zararlı da bilmiyorum. Sonuçta yak sayılır. Yak sayılır. Peki ya bunu ha zamanları yiyebiliyor özün? Yani şimdi vakti bir misafir oldu. Çaydan güzel bir tatlıydı. Peki. Benim hamurum güzel oldu. Sele böyle de güzel. Beğenler orası. Bu şekilde çok yumuşak olduğu için yavaş yavaş kaldıramazsın. Hemen bu şekilde kalıplara koyarız. Demek ki önceden kalıpta kestik özün. Kameraman arkadaşımız yakından çekip. Ondan sonra içine bildiğim mürabbanı bırakarım. Bırakarım içine. İçini doldurarak mürabbada kıyben çok kaşık koyarız içine. Tekrarlayayım özleri için. Bizim zaten bu kalıplar her yerde satılıyor yani bu kalıplar her yerde var. Sadece o şekli alabilirsiniz. Başlayarak kalıptan kesme gözlerin. Aynen biz külçeni nece kestirir aynı bu şekilde. Ben. Kestikten sonra özünü. Gördüğünüz gibi kalıba bırakarak özün. Birinci tabakasını kalıba bırakarak. Kalıba bırakarak. Sonra içine önce mürabbasını koyarak. Üstünde bir güzel süslemek için aynı hamurdan keserek üstüne koyarak. Tabii. Benimki de güzel oldu. Kimse sevişmesin. Sizdenkin yakından çeksiz. Benimkin çekimsiz. Gerçekten hamuru çok zordu. Kırıldı elimde sizin. Evet. Üstü sabıyla kaldır. Güzel. Şimdi gel sen fazla açmışsın. Ben fazla açmışım. Ya. Yani çok böyle bastırıp. Bozdum. Kalsın. Hadi. Ya dur Süzen. Havalı hoştu. Ya da Süzen aynen sakinlendi. Aslında ben Süzen tamam dire. Peki ya tamam. O zaman kalıplardan devam edelim. Ben. Biz bunları hemen direkt birinci tabakanı bıraktık. Ondan sonra başlıyoruz. Ulaşırız incir mürabbasına. İncir mürabbası bu koyu renklerde var. Bir de var açığın, açık rengin satılı bir de incir içinde böyle kalıptı bir.
Hangi seyidi kullanalım? Bu böyle ezilmişler, hatta daha iyi olsun. Hmm, güzel. Başka kalıplarımız da var burada. Gördüğünüz terki burada. Yumrusu var, gül şeklinde, küçük güller. Bir de kalbi de var. Bunlar da kullanabilirsiniz. Ve onun yanında da bilmağız lazımdı bir türlü kalıplar. Kim severse tatlı yapmak ya da kurabiyeleri yapma gerekmiyor da bunlardan olsun. Yani yine gene bu şekilde murabban kıyarık içine. Güzel. Başladık murabbanı bıraktık. Hamurun içine. Çok fazla bırakmadık yani böyle bir küçük kaşığa kadar. Hatta güzel. Çıkmasın yazayım. Ben onu merak ederim. Şimdi bunları bıraktıktan sonra. Ben. Üstüne ne koyarız? Aynı hamurdan. Ama küçük hamurdan küçük herhalde. Küçük hamurdan bir güzel süslemek için yani. Biz bunu başka şekilde yapmam. Çok güzel oldu ve onun yanında da. Yani murabba zaten kurabiyede olmasa güzel bir şekilde yiyebilir oldu. Çünkü tatlıdı. Ama işte kurabiye ve murabba güzel bir mix ol yani. Biraz fazla koyalım buralara. Süzen, yalla kalbim çatladı. İstemem son şekilini görürüm. Burada yeli pepeğimiz de var. Ne yapsam yeli pepeğin suda? Kaldırabilirsin olsun. Bir tane yeli pepe. Üstüne bırakırız. Üstüne bırakırsan özüm. Bir yeli pepeğini abra bıraktık. Evet. Bir kalbimizi de orada bıraktık. Bir tane gül yapalım burada. Gülü de avra bırakalım. Gül koydum. Bir tane kalp. Bak Süzen, benim kalbim ne güzeldi görsen. Öz kalbi uçmadı. Hayatım. Şimdi tamam oldu. Yani bu karabiyanın son şeklini kameraman arkadaşımız çekipse bu kadar hosan hepsini yaptı. Bu küçücük kurabiyeleri yapmak için. Ve gördüğünüz ki bunlar fırına girecekti. Fırına geçecek. Peki Süzen ne ihtiyacı var fırında kalsın? Bu kurabiye tez pişer. Fazla süre olmaz bizden. Çok tez pişer. Biz zaten 15 dakika sonra dönerek tekrardan tamam, Süzen yanına ve görersiz. Kurabiyanın şekli, son şekli nece olacaktı. Şimdi de sağlık bölümüne geçelim. Bugün doktor Ruhiye, bugün kan dağıtının üstüne olmağın üzerine konuşur. Acaba neyden olabilir ve ilaçları nedir, nece özümüze makayet olalım. Hepsini detaylı bir şekilde anladır, beraber izleyelim. Tekrardan mutfağımızdan devam ederek sizden değerli izleyicilerimiz ve kurabiyelerimiz bitti. O da incir murabbasının kurabiyasıydı. Sonunda bunun da şeklini gördük ve bitip de el ve sağlık. Sağ ol, Süzen, sağ ol. Şekil olarak güzeldi ve tat olarak da gerçekten şahane bir tadı var, ben bundan eminim. Sufrağıza güzel bir güzellik verir. Bir de sufrağızı süsleyebilir. Çocuklar özellikle bu yemeği çok severler. Çünkü içi şirindi, dadı şirindi fazla. Şekilleri. Şekilleri güzeldi. Mesela bazen özel kalıplar yapabilirsiniz. Bir de unutmayın, bu da kız çocukları için kurabiye alıştırmak ya da daha doğrusu ona mutfağı sevdirmek. Elbisen bu türlü kurabiyeler alıştırırsan özüm. Hem oynamak gibi sayırı özüm. Hem de güzel bir şeyler ortaya çıkarlar. Hem de Süzen demişler alışır. Süzen tekrardan teşekkür ederim. Sağ ol hayatım, sen de sağ ol. Gördüğünüz ki bugün kurabiyanı öğrendik ama bugün incir murabbası ile yaptık o yüzden. Gelecek günlerde artık bu mutfaktan Süzen bizim için ne türlü kurabiyeleri yapar bilmiyorum. O da zaman bizim için saklayıp.